tamamdır. Hani eve söyle, eve söyle. Gitmem gerekiyordu. Ve şeye karar verdim artık. Bir seferde çok fazla şey almamaya. Ya soğuk hava gerçekten benim havam. Çünkü sıcakta yumurta zaten yenmiyor. Sıcakta hareket edesim yok. Gidip o kadar sağlıklı alışveriş yapıp ondan aldım. Laktozsuz süt, soya sütü, çay. Çay mevsimi de açıldı. Gece 1'de uyandım yine her zamanki gibi. Şunu deneyeceğim. Turmeric latte. Hindistan cevizi, sütü, tozu, zerdeçallı latte. Gece uyandım ve 1.30'dan şimdiye kadar uyumadım. Ne yaptım o arada? Akşam film izliyordum. Sabaha kadar filmin devamını izledim. YouTube'dan bir şeyler izledim. Yazdım. Ananas üstüne tahin. Waffle biraz ezildi tost makinesinde. Ve zaten tatlı bir şey. Üstüne de maple syrup döktüm. 2 dakika bekledim. Ama bu arada bayattı. Beklediği için böyle olmadı. Bayattı. Evet, yumuşaktı ama açınca ısırdım. Bayattı. Evet, gösteri günü. Akşam stand-up gösterim var. Bu hafta sadece bir tane açık mikrofona gittim. Onu da izledik. Ve şimdi duş alacağım. Kahvaltımı yaptım. Sanki hafif ama doyurucu şeyler yemiş gibi hissediyorum. Which is good. Duş aldıktan sonra belki uykum gelir, biraz yatarım. Çünkü gece 1.30'dan beri ayaktayım. Akşam üzeri yorgun olacağım, onu biliyorum. Ya da belki de hiç olmayacağım. Bilmiyorum. Merhaba Burç'e ben. Merhaba. Müsaitliğiniz var mı fön için? Kırık fön. Böyle bir 10 dakika içinde orada olsam. Tamam, tamam. 15. Görüşürüz. Bay bay. Dün aldığım yaraları görmek ister miyiz? Yani yazıcı kurarken kağıt kesiyi. Bunlar sedef. Gideceğim, geleceğim. Ben uyumayacağım herhalde. Yani uykum yok. Derken. Şimdi gittiğim kuaförü seviyordum. Hala seviyorum. Ama manikürcüsü her seferinde her şeyin fiyatını artırmaya başladı. Hatta bir gün böyle işte 25 lira fön, oje 20 liraycan 50 al dedi düz. 50 al. Yuvarlamaya falan başladı. Okay, this hair will do. Yorgunluk geliyor. Şu an tatlı patates haşlıyorum ama ondan önce yemeğimi de yedim. Ve print out olup çalışmaya başlıyorum. Bunu yaparken elimden düşürdüm. Ve hale bak. Şu an gerçekten printer aldığıma mutluyum. Yani gereksiz bir şeyi almam gerekiyor diye aldım mı acaba diye düşünüyordum. Ama hayır. Ya da kendimi ikna ediyorum hala. Bu saçlar kendine gelecek. Diş kufelik var üzerinde hala. Gerçekten yorulduğumu hissediyorum. Ama asla uykum yok. İçimi yere koymadım. 2 paragraf ekledim. Onu yapmayı düşünüyorum akşam. Benim bugün stand-up kılığım bu. Gösteriye 1 saat kaldı. Açım ve dün gece birdenbire uykusuzum. Hello Hermes. Şu güzel. Kılığımı beğenmiyorum. Üstünde ceket varken no. Kılığım felaketti sanki. Biraz bununla bilmiyorum. Yani pantolon geliyor ama 38 istemiştim, büyük geldi. Mango bedenleri zaten öyle. Yani geç kalmadım ama ben çok geriliyorum. Biraz önce gidip kendime gelmek istiyorum çünkü. Şu an hiç yokum ya. Şu an hiç evde yokum. Yemek mi beni böyle yaptı? Hadi getir.
depoda yoğunluk varmış ve bekliyorum. Yani üstüme giyip gidebilirim, biraz okey gibi gözükse. Tiyatroya gidip kendimi toplamak istiyorum yani. 25 geçiyor. Gerçekten 5, en az 5 dakikadır sadece hiçbir şey yapmadan bekliyorum. Evet, bir öncekinden daha iyi bir proporsiyon. Yani şöyle bir çorap istemezdim ama this is me. Zaten almam gereken iki tür pantolon aldım. Bu ay bittim ve mahvoldum. Gerçekten. Ben yokum ya, ben yaşamıyorum. Mahvolmuş gibi. Geç kaldım, bayağı sıra bekledim. Pantolonu üzerinizde alarmını alamıyoruz dediler. Dedim ki ben kendi gösterime geç kaldım şu an. Ve ayağımda operasyon olduğu için çıkaramıyorum, giyemiyorum. Neyse. Hallettik. Ama sağ olsunlar. Gerçekten tatlılardı. Gerçekten sakin bir mango ya da bir mağaza personeli bulmak. Okey. Gidelim ne yapalım? Gerçekten ağırlık çöktü. Kahve ihtiyacı var. Önceki kotumu giyersem bir daha beni vurur musunuz? Kafam gidik. Kafam gidik. Siyahın duruşunu sevdim aslında. Yani bu zaten klasik bir skinny ama güzel bir skinny. Zaten Mango'nun pantolon kalıpları hep iyi. Gibi. Siyahla gerçekten beyaz gömlekle kurumsal gibi oluyordu. Hava çok güneşli, bir tane falan cam açık ve acayip üşüyorum. Ya şu an hangover'ım ve bunu iyileştirebilmek için su böreği söyledim. Ama ne olur kendime bir söz vereyim. Ne olur yarın gerçekten spora başlamak istiyorum. Yarın ya da herhangi zaman. Şimdi değil. Şimdi değil. Çünkü gerçekten dinlenmem gerekiyor. 24 saatten fazla ayaktaydım ve sahneye çıktım. Tamam. Şimdi değil. Ama bu hayatı bir araya getirmem gerekiyor. Dün gösteriye gitmeden pantolon aldım. Evet, o pantolonları zaten almam gerekiyor. Onu o kadar giydim ki o tip bir pantolon eskidi artık yani. Yırtıldı falan böyle. Yani her an kıçı yırtılabilir diye beklediğim bir pantolon. Neyse, onları zaten almam gerekiyordu. Aldım. Daha kötü bir açı olabilir miydi ya? Yani daha gıdılı göründüğüm bir açı olabilir miydi? Ya bilmiyorum. Ama fena değilmişim. Buradan. Buradan hangover gözükmüyor. Hala gözüküyorum da. Dün hiçbir şekilde çekemedim. Çünkü gösteriden çıktım. Bir sokakta yürüdüm. Gürültü olduğu için çekmedim. Neyse. Gösteri çok iyi geçti. Yani beni daha önce izlemiş kişi sayısı İzlememişlerden fazlaydı. O yüzden yani kendi setimi yapmadım ve ki çalıştım dün. Dün çalıştım. Ama zaten yeni şaka da eklemiştim. Ama onu herhangi bir açık mikrofonda ya da bir yerde henüz denememiştim. Neyse, spontan, tamamen spontan çıkıp şaka yaptım ve çok iyi geçti. Yani herkes şey dedi, yani senin izlediğim en iyi sahnendi. Yani yakın komedyen arkadaşlarım. O yüzden çok mutlu oldum çünkü gitmeye çok yakın, o kadar düştüm ki gittim ve böyle berbat bir haldeyim falan. Neyse, o iyi hissettirdi. Çıkınca Asmalı Mescid ve buradayız. Her şey diyordum, gerçekten bir şeyler normale dönmeli hayatımda. Tamam, her şey değil ama bir şeyler. Kilo değil yani, spor, nefes. Çünkü gerçekten kondisyonumu kaybettim. Yoga belki. Yoga ve gerçekten sıkılaşma. Ve ya çünkü bana ne kadar iyi geldiğini biliyorum. Tamam, yani zaten korkunç bir kilo. Yani hayır, öyle demek istemiyorum. Çok güzel bir kilo değil. Gerçekten.
Yapmacıklık yapma. Korkuyorum. Korktukça daha çok saçmalıyorum. Bir dilim börek yedim ve gerçekten çoktan iyi geldi. Yani best hangover cure ever. Böyle kaygım böyle bir anda deliriyor, yükseliyor. Sonra birazcık sakinleştiriyorum onu. Yine böyle şey yapıyor, çırpınıyor. Ama gerçekten kaygılıyım. Bir akşam evden, yani bir gün evden çıkmanın maliyeti bu kadar olamaz. Bir ayda çünkü 30 gün var. 30 gün. Bu arada dün stand-up'tan çıktım ve yani normalde asla yapmayacağım şey. Yapmıyorum yani. Stand-up hakkında bile konuşmuyorum ama yani o kadar böyle kafam yükselmişti ki artık. Barda insanlara random şakalar. Arkadaşımın arkadaşlarıydı tabii. Böyle bir ara bir grup delirdi yani. Kendimi anlatıp ne yapmak istiyorum acaba? Ya gerçekten komikim. Keşke orada yaptığım şakaları da not alsaydım. Bu arada ben böyle ergenken, ortaokuldayken inanılmaz hazır cevaptım. Ve çok sivriydim yani. Aşırı. Ve böyle işte biri bir şey desin çat falan ve yani hani zekice. Yani kendimi çok fazla konuda gömebilirim. Ama bu konuda hakkımı vermeliyim. O zaman inanılmazdım. Sonra tabii böyle maalesef törpülendi bazı acı deneyimlerle. Dolayısıyla o böyle insanın spontanlığına ket vuran bir şey. Ve bende artık geri geliyor. Yani geri geldi. Ve sahnede o kadar işliyor ki. Bundan memnunum yani. Bak bu kadar stand-up'a gidiyorum. 3 aydır düzenli. Ya daha önce hani hep gidip bu kadar düzenli izleyici olduğum zaman oldu. Yani sürekli izleyici olduğum zaman oldu. İşte o dönemlerde de ara ara çıkıyordum. Yine spontan şeyler söylüyordum, anlatıyordum. Neyse demek istediğim şey şu. Stand-up, açık mikrofonlar ve bundan ilk defa böyle keyif alıyor olmak. Şu anlamda yani performans kaygısı tabii ki var ama yani hani böyle hani mükemmeliyetçilik daha doğrusu olmadan bunu yapmak. Yani kötü geçerse de kötü geçiyor ve okey geçiyor. Yani okey hani oradan da ne öğrendik falan, ne çalışmıyor. Yani orayı böyle bir deneme alanı, oyun alanı olarak görmeye yeni başladım. Yüzümün haline bak. Yüzümün haline. Görünmeyen ve çenem o kadar acıyor ki yani. Canım acıyor ya şu an. Tabii ki berbat bir alkol sonrası cilt. Saçları rengi değişti galiba. Baksana yani bu daha soğuk bir renk, bu daha sarı bir renk. Sıcak diyemedim, bok gibi çünkü biraz. İshal bir bok. Bugün gerçekten dışarı gideceğim. Arkadaşım da bahçesi olan bir yerde oturuyor. Bu arada kurgu yapıyorum içeride. Bu geçen günkü ilk vlog'da işte sergiye gittiğim milyon dolarlık vlog'da kullandığım concealer. Çok bir kapatıcılığı var mı? Hayır. Ama günlük çok tatlı. Ve ben hep Yves Saint Laurent kullanıyorum tuş ekle. Ona bayılıyorum. Ama gerçekten biraz fazla pop-up ediyor yani. Bunun doğallığını seviyorum. Unutmuşum yani. Unutmadım da sadece şöyle şöyle şeyler oluyor. Gözlerimin güzelliğini umarım görmüşsünüzdür. Yeşil desen yeşil. Böyle papilla gibi hani yuvarlak yuvarlak yağ bezesi gibi bir şeyler oluyor. Ben o yüzden zaten yağ bazlı temizleyiciler kullanamıyorum yani. Kullandığım ilk gün gözlerimin içinde böyle nokta nokta yağcıklar oluşuyor. Bunu çok sevsem de çok az kullanabilirim. Yani bunu bir kullanıp bak olmuş bile. Kullanıp bir süre kullanmamam gerekiyor. Ama zaten diyor ki hydrating concealer. Yani benim göz altlarımın hydration'a ihtiyacı yok mu yani? Eating till I die. 2 gündür kitap okuyamıyorum. Dün çünkü birazcık gösterinin şeyi vardı. Evde de bir sürü bir şeyle uğraştım. Kitap okuyacağıma gösteriye odaklanayım. Tabii orada yüzlerce farklı şey yaptım ama
It was worth it. Yani sonunda da spontan bir şey yaptım ama o kası sürekli çalıştırmak gerekiyor ya. O kadar fark ediyor ki. Yani bir şeylerin üstüne düşünmek, yazmak çok seviyorum. Ve özellikle farklı, alakasız şeyler okurken mizah daha iyi çalışıyor bende. Bazen alakasız, yani bir öykü yazıyorum diyelim ki. Bir yerlerde tıkandım. Gidip sergi geziyorum. Renk göreyim istiyorum. Bir şeyler... Sanatçı bir duygusu geçsin o şeyin bana ve bir şey beni etkilesin istiyorum. Çünkü çok da eksper gibi konuşuyorum ama değil, sadece kendi yolumu bulma süreci. Kendi yolumu bulma. Yani bana komik gelen şeyi karşı tarafa anlatabilmenin peşinde koşuyorum şu an. Ve yani gördüğüm şeyi anlatabilmek bayağı zor bir şey. Ben çünkü bayağı kafamın içinde yaşayan biriydim. Nihayetinde işin bir şey anlatmak ya falan. Bak niye ders veriyorum bilmiyorum ama gerçekten... derdim bu. O yüzden hani bu yaratma süreçleriyle zaten hep en başından beri ilgileniyorum. Podcast'e mi başlasam? Hı? Evet. Evet yapabilirim. Bugün şunu konuşacağım diye oturabilirim. Zaten daha önce vardı bir şeylerim. Lütfen gideyim artık. Ne olur yolda olayım ve gideyim. Karşıya gideyim. Hadi çabuk. O kadar da eli boş götü yaş gitmek istemiyorum. Bunu götüreceğim. Çünkü şu an dışarıda bir şey almaya vaktim kalmadı. Sarı mı ya? Şu an bu dokunun içinde o kadar iyi hissediyorum ki. Bu bir koz tişörtü. Ve zilyon kere giydim. Gece giydim, yatarken giydim, gündüz giydim. Şık bir şeyle giydim, bok gibi giydim falan. Ve müthiş de yarıyor. Converse ne bu mu? Gıdı saklama maskesi. Şu an dolmuşta sadece ön koltuğa oturmayı hayal ediyorum. Dolmuşla gideceğim Beşiktaş'a. Çünkü kıyafetim çok uygun. İnanılmaz. Denizde ne işin var? Ha? Sen eksiktin. İnşallah uzaylıdır. Ne olur, ne olur, ne olur. Bir şey yapmışlar ya. Aa evet. Olsun, hayal gücüme sağlık. Teşekkürler Ay Yıldız ekibi. Yürüyeceğiz mi? Tamam. Baharda ona bakıyorum. Sokak benim böyle seneler önce gelip arabayla bir sabah durup bir şeyler yazdığım sokak. Wow. Hello Burçe.